Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Yazın gelişini kucakladığımız, bahar günlerinden bir gün yaşadığımız Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinden sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim, tarihi Şahruk Köprüsü'ndeyiz ve Selçuklu mimarisinin en önemli eserlerinden bir tanesindeyiz. Selçuklu'ya ait olup ayakta kalan tek köprü diyebiliriz. 8 gözden oluşuyor. Köprünün yapımına ilişkin net bir tarih yok. Öylesine eski bir tarih. Onu ifade edeyim ama köprünün onarım tarihi 1538 yılı olarak kayıtlara geçmiş. Yani 1538'de onarıldıysa herhalde kullanılmış ve eskimiştir diye düşünüyoruz. 1538 yılından daha evvelde yapılmış. Yani tarihi oldukça eski bir köprü. Hemen arkamızda görüyorsunuz, Kızılırmak tüm haşmetiyle, tüm bereketiyle akmaya devam ediyor. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bir gerdanlık gibi uzanıyor böyle boylu boyunca ve yemyeşil ağaçların, yemyeşil dağların arasında gürül gürül akmaya da devam ediyor. Tarihi Şahruk Köprüsü'ndeyiz. Tarihin tüm izlerini, tarihin tüm safhalarını bu köprünün üzerinde görmeniz mümkün. Örneğin bu korkuluklar tarihin izlerini üzerinde taşıyor ve üzerindeki artık böyle yosunlaşmış yapıyla, taşların girintili çıkıntılı halleriyle zamana karşı yenildiğini ama dimdikte bir noktada ayakta durulabildiğini gösteriyor. Bu köprünün şöyle ilginç de bir özelliği var kameraman arkadaşım. Duygu'yu da biraz yoracağım çünkü köprünün ortasına kadar gitmemiz gerekiyor efendim. Bir taş var orada, kulunç taşı. Taşa oturduğunuz zaman sırt ağrılarınızın, bel ağrılarınızın son bulduğuna inanılıyor ve ama şunu ifade edeyim, bu bir rivayet tabii ki. Yazın geldiğimde sırtımı oraya dayamıştım. Herhalde psikolojik olmuş olacak ki birkaç gün sırtım ağrımadı. Şimdi tekrar oraya gideceğim. Şahruk Köprüsü'ndeki kulunç taşına bir kez daha oturacağım. Ama taşın asıl kullanım amacını da sizlere izah edeyim isterseniz. Biraz sonra gittiğimizde camilerde İmam Efendi'nin namaz kıldırdığı yere benzer bir yer orası ve şunu ifade edelim. Eskiden Türkler, askerler burayı geçiş güzergahı olarak kullanan insanlar namazlarını kılmak için bir kıble olarak kullanmışlar orayı. Yani yüzyıllar boyunca Şahruk Köprüsü'nün üzeri bir gezici gezer, bizim şu anda yaptığımız gibi gezer değil ama asker olarak, seyyah olarak ve ticaret yapmak için buradan geçen insanların uğrak noktası olmuş. O insanlar da namazlarını bu köprünün üstünde kılmışlar. Caminin bulunamadığı, uzak olduğu, kolay kolay bulunamadığı ve tabii ki burada namaz kılmak zorunda olduğunuz yıllarda da işte gördüğünüz gibi kıbleye doğru bir taş ve o taşı baz alarak namazınızı kılıyorsunuz. Şifalı olduğu düşünülüyor, kutsal olduğu düşünülüyor. O yüzden de kulunç taşı deniliyor. Kayseri'den ve civar illerden de, civar ilçelerden de birçok vatandaş buraya geliyor. Taş kutsal mıdır değil midir bilemem ama önünde uzun yıllar namaz kılınmış, dua edilmiş. Ona eminiz. Şimdi bizler de o taşa oturacağız ve sırt ağrılarımızın geçmesi için, bel ağrılarımızın geçmesi için bir kez daha şifa isteyeceğiz, şifa dileyeceğiz. Yolunuz Sarıoğlan'a gelirse Karaözü köyüne geliyorsunuz ve Şahruk Köprüsü'nü görmeden Karaözü'nden ayrılmayın diye sizlere telkinde bulunmak, öneride bulunmak istiyorum. Ben de şimdi şöyle kulunç taşına doğru oturacağım. İşte o taş burası. Camilerdeki İmam Efendi'nin namaz kıldırdığı yerleri şöyle gözünüzün önüne getirin, bir hayal edin. İşte burası gibi. Burada insanlar namazlarını kılmışlar. Ben de şöyle evet yere oturayım. Bu şekilde sırtınızı buraya dayıyorsunuz ve tabii ki sırt ağrılarından, bel ağrılarından da korunmaya, sizi en azından korunduğuna inanmaya da bu taş teşvik ediyor. Bunu ifade edeyim. Köprü ilk günkü haşmetiyle dimdik ayakta. Biz de Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ay Yıldırım'la birlikte köprünün üstündeyiz. Gelen misafirler bu köprüden geçmeye devam ediyor. Ama başkanım diyor ki ağır tonajlı araçları artık köprüye almıyoruz. Çünkü bir güvenlik tehlikesi, iki bu köprü korumamız gereken bir köprü. Ne yaptık? Ağır tonajlı araçlar da buradan geçmesi gerekiyor. Vatandaşın da bu yolu kullanması gerekiyor. Bekir Başkan demiş ki ben size köprü sözü veriyorum. Ve kameraman arkadaşımın hemen sağında benim de karşımda bir köprü daha var. Yeni nesil bir köprü, teknolojik bir köprü. Şimdi başkanımdan o köprüyü dinleyeceğiz. Başkanım, güzel bir köprü olmuş. Gelen vatandaşlar arabalarıyla oradan yürüyerekse buradan geçebilecekler. Neler söylersiniz?
Şimdi tabii çok güzel bir giriş yaptınız. Tarihi Selçuklu'dan bütün eserleri yansıtan bir köprümüz, tarihi Şahri Köprümüz. Gündelik olarak kullandığımız için çok kıymetini bilmiyorduk. Ve biz buraya aday olurken, Sarıolan Belediye Başkanlığı'na talip olunca biz dedik ki burası bizim tarihimiz, burası bizim geçmişimiz, atamızız ve biz burayı koruma altına alacağız dedik. Çok şükür trafiğe kapattık. Şu anda trafik hiçbir şekilde trafiğe işlemiyor. Tamamen kapalı, tamamen yaya yolu olarak kullanılıyor. Biz sözümüzü de tuttuk. Dedik ki tarihi Şahri Köprüsü'ne alternatif bir köprü yapacağız dedik ve yaptık gördüğünüz gibi. Yeni nesil bir köprü diye hitap ettiniz. Tabii ki fore kazıklı, çok güçlü bir köprümüz. Bütün araçlar oradan geçiyorlar, yayalar da buradan geçiyorlar. Ha bitti mi? Bitmedi. İnşallah burada çalışmalarımız devam edecek. Tarihi Şahri Köprümüzü daha güzel reklamını yaparak, insanlara daha iyi göstererek ve çevresinde de düzenlemelerimiz de başladı yavaş yavaş. İnşallah buraları daha güzel bir ortama getireceğiz. İnşallah başkanım, Şahruk 8 gözlü bir köprü. Değerli izleyenler, yani büyüklüğünü, heybetini anlatmak adına söylüyorum, görüyorsunuz ama 8 gözlü bir köprü. Burada 9. gözde başkanım olmuş, bu köprüyü gözeten, bu köprüyü gören bir göz olarak etrafını güzelleştireceğiz diyor. Selçuklu'nun eserlerine bir noktada sahip çıkmak da bizim kültürümüz açısından oldukça önemli. Sarıoğlan'da Selçuklu mimarisinin gerçekten önemli kollarından da bir tanesini içinde barındırıyor. Şahruk Köprüsü'nü görmek isteyenler, yolunuz Sarıoğlan olmalı. Sarıoğlan'dan geçerseniz ya da tarihe meraklıysanız bir bahane bulup mutlaka kendinizi geçirmelisiniz. Şahruk Köprüsü'nün doğasından, dokusundan, bu muhteşem havasından bir kere de olsa almanızı tavsiye ediyorum. Gezici Radar tüm hızıyla devam ediyor. Efendim şu anda Sarıoğlan'da güneş enerji sistemlerinden elektrik üretilen tesisteyiz. Sarıoğlan kendi enerjisini, kendi elektriğini kendi üretiyor. Yanımızda da tekrar Sarıoğlan Belediye Başkanımız Bekir Ay Yıldırım var. Kendisinin seçim vaadiydi. Vatandaşıma söz verdim, GES'i Sarıoğlan'a kavuşturdum dedi. Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Özellikle ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Biz seçim dönemimizde, adaylık sürecimizde biz belediyenin ekonomik durumları göz önüne alarak dedik biz GES yapacağız. Güneş enerjisi kuracağız ve Sarıoğlan'ın enerjisini biz üreteceğiz dedik. Ve çok şükür Allah da nasip etti. Tabii çileli yollardan geçtik lakin Sarıoğlan'a kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanım, eğer sonuç güzelse çekilen çile de dikenli yolda hiç mevzu bahis olmuyor. Gerçekten güzel bir proje olmuş. Şimdi bu Gezici Radar'la ne ilgisi var diyen izleyicilerimiz olabilir ama şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir proje. Sarıoğlan'da yaşayanlara hayırlı olsun. Tabii buradan elde edilen para da ne oluyor? Sarıoğlan gibi bir böyle tarihin, kültürün harmanlandığı bir ilçenin turizmine, orada yaşayan vatandaşların yoluna, köprüsüne harcandığı için Sarıoğlan'ı cazibe merkezi yapma noktasında da belki başkanımın 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık sürecinde etkisi çok olmaz belki ama daha uzun vadede düşündüğümüzde bundan 30 yıl sonra bir belediye başkanı o koltuğa oturduğunda ve Sarıoğlan turizmi Şahruk Köprüsü'nün etrafında konuşlanmaya başladığında, Kızılırmak'ın kenarlarında Sarıoğlan'a gelen yerli ve yabancı turistleri görmeye başladığımızda, işte o zaman 2022 yılında bir başkan vardı. Kendisi böyle bir projeyi Sarıoğlan'a kazandırmıştı. Biz de bu GES'ten hala Sarıoğlan'a hizmet edebiliyoruz. Sarıoğlan turizmini, Sarıoğlan istihdamını, Sarıoğlan'ın eğitimini buradan karşılayabiliyoruz diyorsa herhalde başkanım sizin için de en mutlu an o zamanlar olacak. Tabii en gurur verici şey odur. Şimdi bile, yani şu anda bile öyle zaten. Buradan kazanılan parayı da yine biz halkımıza harcayacağız. Yoluna, beline, kaldırımına, kilit parkesine. İnşallah hayırlısı olur. Birinci ayımızı tamamladık GES'te de bu konuda da. Sarıoğlan ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Söz verdik, yaptık diyelim. Başkanım, şimdi bildiğim kadarıyla kum ocağınız var. Kumunuzu üretiyorsunuz. Kilit parke fabrikanız var. Kilit parkenizi üretiyorsunuz. Elektriğinizi de üretiyorsunuz. Sarıoğlan kendi kendine yeten bir belediye olma yolunda, kendi kendine yeten bir ilçe olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Efendim Sarıoğlan'a bağlı Çiftlik Mahallesi'ndeyiz ve Çiftlik Mahallesi Ulu Cami'ndeyiz. 1858 yılında yapılıyor bu cami ve günümüzde hala ibadete devam ediliyor. Bu bölgenin en eski cami, kendine ait bir dokusu, bir ruhaniyeti, bir maneviyatı var. Yanımızda da camimizin imamı var. Hocam nasılsınız? Allah razı olsun efendim. Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz. Teşekkür ediyoruz hocam. Gezici Radar programının Ramazan özel bölümünde Sarıoğlan ilçesindeyiz ve Çiftlik Mahallesi'ne de uğramış olduk. Şöyle bir yoldan geçiyorduk. Baktık 1858, eski bir cami, tarihi bir cami. Gelen vatandaşlara bu camiye, bu ruhaniyete
davet edelim dedik, kendimizi içeriye attık. Şöyle biraz camiden bahseder misiniz? Allah razı olsun. 1858'de Akkışlar'ın mahallesinden bir Hacı Ahmet diye bir hacı amca gelmiş, buraya yaptırmış bu camiyi. Ahşap bir cami, duvarları aşağı yukarı 1,5 metre civarında, taştan yapılma ama üstü ağaç. Bu hezanları görüyorsunuz. Bu hezanlar Pınarbaşı bölgesinden gelmiş. Tabii o zamanlar fazla bir araba falan olmadığı için kağnılarla getirilmiş zannedersem. Öyle anlatıyor çiftlik halkımız. O zamandan bu zamana kadar ibadete açık camimiz. Bu yarısı yapılmış, yarısı da 1900'lerde yapılmış aşağı yukarı 1800'den sonra. Nüfus çoğaldıktan sonra ihtiyaç duyulmuş, cami büyütülmüş yani. Hocam şöyle, o zaman da bu zamana kadar devam edilmektedir, ibadete açık yani. Hocam şöyle kolonlara bakıyoruz, İlk günkü gibi değil aslında. Üzeri sıvanmış, boyanmış. Aslı boyanmış mı? Aslı evet. Nedir hocam? Aslı bunun çam ağacı olarak geçiyor ama o zamandan bu zamana değişilmemiş yani. Sadece biraz yarılmış, yarıyı kapatmak için boyanmış bu. Evet, boyanmış. Maalesef hocam tarihi eserlerimizde bu sıkıntıyı zaman zaman görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda da yine bir ilçemizde, bir köyümüzdeki Selçuklu mimarisi bir camimizde aynı sıkıntı vardı. Şimdi maalesef bazen dokuyu koruyamıyoruz. Keşke şu boyayı buradan kaldırabilsek de bu caminin dokusunu ilk günkü gibi koruyabilsek. Efendim şu anda Sarıoğlan'dayız ve yanımızda Kasım abimiz var. Arkamızdan da anlayacağınız üzere koyunları yayıyor. Malum artık yaz yavaş yavaş sıcaklığını hissettirmeye başladı. Ovalar yeşillendi ve tabii ki kuzular da dışarıya çıkıp böyle yemyeşil otlarla beraber zorlu ve çetin geçen bir kışın ardından kendilerini dışarıya doğru attılar. Nasıl gidiyor Kasım abi? İdare. Ne yapıyorsun koyunlarla burada? Koyunlar yayıyorum, dolandırıyorum, götürüyorum. Yayıyor, dolandırıyor. Nasıl geçiyor o vakit? Vallahi iyi geçiyor Ramazanlık'ta. Sarıoğlan'dasın. Sarıoğlan'da. Kaç yıldır yayıyorsun bu koyunları? Biz çok yaymıyoruz ya, çobana teslim edecek. Yani. Ha, koyunlar senin. Koyunlar benim. Ben de böyle çobansın herhalde dedim. Yok, çoban değilim. Yani çobanımız geliyor, çobana teslim edecek. Çobana kadar eskiyi mi hatırlıyorsun? Yarın geliyor. Yok, böyle baharın 15-20 gün yayarık böyle. Götürüyorum. Kaç tane var? 120. Maşallah, Allah bereket artırsın. Amin. Peki nasıl Sarıoğlan'da köyde yaşam zor mu? Bize alıştık, ne bileyim. Bize göre kolay. Ama dışarıdan gelen... Ha, pahalılığı söylemezsen iyi, kolay yani, biraz ortam kötü de. Nasıl Sarıoğlan'ın eti, sütü, koyunu, kuzusu, hayvanı? İyi iyi, çok güzel. Lezzetli olur mu? Olur. Peki, şöyle gidelim mi koyunlara doğru? Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi güzellikleriyle bizleri kendisine hayran bırakan, Selçuklu Devleti'nin mirası Şahruh Köprüsü'ne ev sahipliği yapan Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeydi. Efendim önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.